Selamlar arkadaşlar, Sejme'ye hoş geldiniz. Ben Erkan, Selevkos serimiz devam ediyor. Hatırlarsanız 6 turumuz kalmıştı. Bir de savaş açma noktasına gelmek için diplomatik anlamda bir şey olsun diye, cezası olmasın diye. Neden peki bekliyoruz? Yani geçen bölümde aslında pek detaylı bir şekilde konuşmadık ama zaten çoğunuz biliyorsunuz da. Şimdi bizim karşılıklı olarak hem Pontuslularla Pardon, hem Pontusluların hem de bizim müttefik olduğumuz 3 tane devlet var. Atina, gayet büyük bir devlet, tehlikeli olabilecek devlet. Kimerya, ikinci büyük sayılabilecek devlet. Diğeri de Bitinya. Şimdi Bitinya küçük bir devlet ama sıkıntısı şu, bize çok yakın. Yani eğer Bitinya Pontuslarla birlikte bize karşı savaşa girerse bu bizim için problem olacak anlamına gelir. Kimerya bence keza öyle, Atina da öyle. Yani mümkün mertebe bu üçünden en az, yani inşallah birden fazla olur ama en az bir tanesi bizim yanımızda Pontus'a savaş açarsa bu bizim için iyi olur. Rahat bir şekilde şey yaparız. En azından bunların dikkati dağılmış olur. Ama eğer ben tek kalırsam ve bu üçü de Pontuslularla birlikte bana karşı savaş açarsa o zaman hakikaten çok sıkıntı yaşayacağız demektir. Pontus zaten tek bütün dikkatini bize yönlendirir. Bunların ordularını dağıtacak bir kimse kalmaz. Hani atıyorum 2-3 ordusu buralarda takılsa, ne bileyim Bitinya da bize katılmış olsa Bitinya ile uğraşmak zorunda kalırlar. Ondan sonra yani bunlar olmaz, en azından rahat ederiz ama anladığım kadarıyla bunların üçünü birden almak imkansız gibi bir şey. Şimdi bu arada aklıma gelmişken bunlarla savunma müttefikliğimiz var. Odris. Bunlarla askeri ittifak yapmamız mümkün mü acaba ya? Ödeme versem sana. Şöyle önce bir büyük bir rakam yazayım da. Aa, olabiliyor lan. Olabiliyor. O zaman düşürelim bu rakamı. Minimuma düşürelim. Kaç? Oha, minimuma bak, 22. Bu bile oluyormuş. O zaman daha düşük vermeyi deneyelim. O da nasıl? Bu şekilde. 1000 diyeyim. Yani düşüğün en düşüğü. Tamam, o olmadı. 2000 değil de ne bileyim 3000 olsun. Hala düşük. Ondan sonra şöyle gelelim. 5000 olsun. Şöyle. Orta diyor. Deneyelim mi? Deneyelim. Kabul etti. Oldu bu iş. Oldu bu iş. Bir müttefikimiz daha var. Üstelik ki Odris'le Pontusların ittifakı yok. Bu iyi bir şey. Yani demektir. Demek ki bu adamlarla bunlarla ticaretimiz yok. Odris'le ticaretimiz var mı? Var. Çok güzel. Biz Sparta'yı deneyelim. Sparta, askeri ittifak. Yine sana da bir ödeme teklif edeyim. 3000 desek. Denemelik. Olmadı. O zaman 5000 olsun. Hop, olmadı. Yanlış yaptım. Şöyle. Olmadı. Maksimum. Oha. Lan yanlış yaptık. Maksimum 10.000'e çıkarım ben. Direkt 10.000 verelim de bitsin bu olay. Uzatmayalım. Tamam. Ya da son bir deneme daha. Öyle değil, böyle. 30.000 mi? Yok dur. Seni sıfıra indirelim. Şöyle bir kere de 21.000 diyor. Ah. Yine olmuyor diyorsun. O zaman geç onu, boş ver. Başka? Geriye Roma kaldı. On behalf of the Senate, welcome. Speak, friend of Rome, and honor us all with wit and wisdom. Neredeydi o savunma ittifakı? Savunma ittifakı. Ona orta diyor. Aslında bunlarla ittifak yapma ihtiyacımız var mı? Sanki yok gibi. Ama bunlar Sirküzay'la savunma ittifakındalar. Hatta askeri müttefikler. Tamam abi. Talepleri 4000. Al. Tamam, Roma'yla da savunma ittifakındayız şimdi. Ama tabii çok bir şey değiştirmez. Bu arada aklıma bir şey gelmişti arada bakınırken biraz. Şimdi şöyle bir durum var. Bizim burada şehirlerimiz var gördüğünüz gibi. Şurada. Ben bu orduları burada tuttum ama şimdi eğer savaşa girdiğimiz takdirde buralarda adamların orduları var mı çok emin değiliz. İnceleriz ama Bitinya eğer bize değil de karşı tarafa katılırsa
O zaman buralardan şu üç ordu muhtemelen bizim şehirlerimize saldırıya geçecektir. Biz buradan şunlara dalacağız ama oradan bu tarafa doğru dönmemiz gerekecek illaki. Ben diyorum ki bu iki orduyu buraya getirelim. Şuradan direkt önce Ankara'yı alalım. Diğer orduyu da mesela atıyorum Efes'e yönlendirelim. Efes'in savunması ne kadar? İyiymiş lan savunması. 15. Normalde benim prensibim iki orduyla birden dalmaktır. Böylece çok az hasar alarak bu surlu bina şeyler şehirlerde çok az hasar alarak kazanırız. Ankara'da durum ne? Ankara belli değil. Ankara bilinmiyor şu anda. Seni bir Efes'e doğru yönlendireyim. Bir bakalım bu adamların askeri maskeri var mı bu arada. 6 turumuz var. Hızlı gel ya. Bergama'da bir şey yok. Buraya birisini gönderebilir miyiz acaba? Bir casusumuz burada. Diğer casus nerede? 3 casus olmasan. He buradalarmış. Şimdi bu tam savaşın başlayacağı en çok casusa ihtiyacımızın olacağı yerler. Ama yine de şöyle bir gezdirelim. Burayı da nasıl olsa bu ordu kendisi görüyor zaten. Tamam, sen gel burayı gözlemlemeye devam et. İttifakı bitirdik ya artık göremiyoruz oraları. Sen de artık dediğimi yapalım diyorum ya. Gel böyle. Şimdi seni normale alalım. Ha, nasıl yapsak acaba ya? Ya çünkü diğer yandan ihtiyacımız da olabilir ya. Gerçi aşağıdan da iki ordu geliyor. Yani şu iki ordu. Selesia'yı ve Hatra'yı aldıktan sonra serbestler ondan sonra. Serbest derken bizim diğer ordulara katılırlar. Bu arada Pontus'un bir ordusu da buradaymış. Abi adamlar ordu getirdiler ya. Herhalde ittifakı bozduk ya artık güney sınırlarını şüpheli görmeye başladılar. Herhalde. Öyle tahmin ediyorum. Neyse ben yine de bunu ben diyorum ki getirelim. İkisini birden Ankara'ya sürelim. Hakikaten ya. Ne sinir bozucu. Daha önce de oyun başlarında olmuştu. Hayret bir şey. Arkadaş oradan niye gidiyorsun ya? Niye gidiyorsun ya? Onlarla geçiş iznimiz var mı? Böyle saçma bir şey olur mu ya? Hadi dur. Bunu unuttuk lan. Allah cezanı vermesin. Koca bir filomuz var. Artık kıyı şeridimiz muhteşem. Mümessilifşa. Rütbe asil vesaire vesaire. Nüfus fazlası nebate. Ulus savaşa katılıyor. Bunları bilmiyoruz. Tamam. Ben şimdi bunu unuttuydum. Hemen götüreyim. Buraya mı yerleştirecektik onu? Evet. En sağlam ordumuz o değil mi? Bir de bu var aslında. Burada birisi var. Tamam, sen böyle bir git bakalım. Nasıl olsa acelemiz yok. Bence bu girsin. Askeri yönetime başlasın. Ha. Şimdi bu kendi kendine gitsin böyle. Şehre girsin böyle. Sen çık şuradan ya. Ulan salak. Şöyle gel. Tamam. Şimdi bunlar böyleyken şey var mıydı? Yok. Bence yok. Tamam, tur yapalım. Hızlı hızlı turları geçelim. Heh, pardon. Evet, bir şey vardı. Olmaz mı? Bir dakika hep yanlış yere tıklıyorum ya. Şunu yapalım hızlıca. Cassandra. Ha, iyiymiş. Şunun üst seviyesine çıkartmak isterdim. Bu ne işe yarıyordu? Yozlaşma, vergi oranı, ticari teşvik. Şu olsun ya. Ya da yok. Bir dakika. Şu olsun. Tamam. Diğeri. Diğeri de aynı şey. Bu ne işe yarıyor? Falan filan. Ya yine ben şunu seçeceğim galiba ya. Evet. Öyle daha iyi. Tamam. Hadi devam. Tur bu bitti ama sakin bitti ya. Hiçbir şey olmadı sanki. Bu haritada da bunların görülebildiğini şimdi fark ediyorum ya. Bir sürü bir yığın şey görünüyor. Ne oluyor lan? Bir şeyler değişti sanki oyunda. Bir acayiplik var. Gece çöktü. Sanki. Oğlum grafikler değişti ya. Enteresan. Ne oluyor lan?
Plan var mı arkadaşlar? Bu arada arkadaşlar şimdi bu bölümü biraz daha hızlı geçebilmek adına şey yapıyorum. Tur aralarını kesiyorum kesebildiğim kadarıyla. Evet, Efes'i gördük böylece. 5 tane de bu arada şey var. Oha 20 birim varmış burada. Buraya kesin çift ordu lazım abi. Kesin çift ordu lazım. Hiç çaresi yok başka. Şimdi bu böyle gelip Ankara'ya dönsün. Şöyle. Ankara'yı artık görürüz ama ya. Evet 15'te burada varmış. Abi çift ordu. Başka çaremiz yok. Çift ordu da takılacağız. Ama Bitinya eğer devreye girerse benim buradan güneyden gelecek olan orduların bir tanesini kesinlikle bu tarafa doğru kaydırmam lazım. Ama Bitinya eğer bizimle savaşa girerse o zaman biz burayı Pontus topraklarını burada bitirirsek sonra buradan böyle batıya şey pardon doğuya doğru ilerlersek o zaman çok rahatlarız. Çünkü bu kısım tamamen güvende kalacak. Arkamızı sağlama almış gibi olacağız yani. Tam böyle ortadan dalıp hem sağımız hem solumuz Pontus olmasın. Bir tarafı sağlama alalım. En mantıklısı bu gibi geliyor bana. Hadi tur. Oo, bir teknoloji keşfettik. Koçbaşı teknolojisi. Rütbe artışı var 2 tane. Hatta 3 tane. Bunlar da enteresan şeyler. Şimdi teknoloji devamı geliyormuş zaten. Ben hemen rütbeleri vereyim o zaman. Dionysius. Tamam işte bu eğitim. Bu bizim şey yeni gelen. Sana bu asildi değil mi? Ha asilse o zaman şunu veriyoruz. Mevki dar olacak. Bu üçüncüsü ise yine mi rütbe veri ha şampiyon evet. Bu ne işe yarıyor? Görüş açısı. Burada güzel bir şey var mı? Bence yok. Bence yok ya. Bunların hiçbiri güzel değil. Şunu devreye saldırma vesaire. Hareket menzilini arttırıyor. He. Hareket menzili iyidir. Hadi onu arttıralım. Tamam. Kaç turumuz kaldı? Sanırım 3 tur yaptık şimdiye kadar. Bir bakayım. Bak aramız bayağı sarılaşmış ya. Çok kötü. Ama izinsiz geçtik yani. O çok kötü oldu ya hakikaten. Greetings. We are civilized folk. So you may speak as you wish and we will give you an honest answer. 3 turumuz daha var. Wow. Bizde Bakteriya ve Atina, Bitinya, Kimeria ve Odris. Tamam. Şimdi hazır buradayken bir son bir şey yapalım. Roma'yla da bir askeri ittifak yapabilir miyiz diye bakalım. Direkt 10.000 teklif edeceğim. Bakalım ne olacak. Olmaz diyor. O zaman bir adım daha atalım. Olmaz diyor. Peki nerede olur diyorsun? Şöyle bir baksak hiçbirinin olur demiyor galiba. Tamam o zaman ya zaten bunların çok etkisi olmayacak bizim savaşlarımıza. Yalnız Kartaca iyi dayanmış ha. Bir adaya hapsolmuşlar ama dayanıyorlar yani yine de. Tamam. Oldu o zaman. Neredeyiz? Buradayız. Çünkü tutsam ya şöyle. Şöyle daha iyi. Tamam. Bir tur daha. Merak etmeyin arkadaşlar. Bu oyunda, bu bölümde savaşa gireceğiz sonunda. Merakta bırakmayacağım sizi. Doğal sebeplerden bir general ölmüş mü? İzdivaç diyor. Başka bir aile izdivaç teklifinde bulunuyor. +9 saray soylusu. Bak şimdi ben burada saray soylusu durumunu bir gözlemlesem. Müsaade edelim ya ne olacaksa. Olsun anasını satayım ya. Tamam bir adamımız öldü. Yine katafraktımızı koyalım. Kim gelsin yerine? Diğer ailelerden birisi olsun. Heh şu. Seleukos. Ha bir dakika bu da olabilir. Özelliklerin... Ooo maşallah. Kaç yaşındasın oğlum sen? Neyse önemli değil. -2 saray soylusu. Bunlar etkisiz eleman olduğu için. Bunlar diğer aile. Kleon mu? Neyse ben bunu aldım. Hadi. Bu bayağıdır var olması gereken bir şey. Bir ordu, bir adam.
Tamam, nüfus fazlaları vesaire önemli değil. Sallamıyorum artık öyle şeyleri. İki turumuz kaldı. Hadi devam. Evet. Yine bir rütbe artışı. Kahramanlarımızdan bir tanesi. Bir Penelope. Ne yapıyor abi? Durdukları yerde güzel güzel rütbe arttırıyorlar valla. Maşallah. Çok iyisiniz ya. Neyse, hemen şuradan bakalım. İki rütbemiz var. Hızlı geçiyor her şey. O değil lan bu. Heh. Tamam. Şunu aldık. Klasik. Sen de bunu alacaksın. Eğitimi daha da iyileştirme amaçlı. Bu ne işe yarıyordu? Aa, bakım maliyetini düşürüyor. Peki eğitim mi, bakım maliyeti mi? Bence eğitim ya. Şu an para konusunda rahatız yani. Tamam. Şuradaki elemanlar burada duruyorlar. Ulan bütün orduları geri mi getirdi acaba bunlar? Çok şey yap, endişeliyim yani bu konuda. Şuradaki elemanı da Ankara'da bulun tutuyoruz ama Ankara'yı zaten her türlü gördük. Zaten bu adam da görüyor. O yüzden bunu bence şu Sinop'a doğru bir indireyim. Aha, orada da birileri var. Sonra oradan Amasya'ya gelelim. Mazaka'yı görüyor muyuz acaba? Görmüyoruz değil mi? Şu inşallah bu filolarını burada tutarlar. Savaş başlar başlamaz indireyim, temizleyeyim, bitsin bu olay. Ondan sonra filoyu ben bu tarafa göndereceğim. Şuraya. Hatta Efes'i alırken belki filonun desteğini de alabiliriz. Filo da bizimle birlikte savaşır. Bunlarla ittifak mı yapsak ya? Rodos'la. Bir zamanlar çok dil döktüler bana. Allah aşkına ittifak yapalım. Allah aşkına. Öyle dediler ama bunlarla savunma müttefikiymişiz galiba. Aslında bir dakika, savunma müttefikiysem ben onlarla tam müttefik olayım o zaman. Bu kim? Atina. Bu kim? Benle savunma müttefiki, daha da başka kimseyle bir şeyleri yok. Madem savunma müttefikiyiz, Greetings, friend. askeri ittifak Will you yapalım. have wine, fine olives, or agreeable talk? Şöyle 10.000 versem. Hala mı düşük lan? Daha ne istiyorsunuz lan? Oho. Tamam, bunlar pek oralı değiller. O zaman boş ver. Tamam, bir tur daha. Son tur mu? Muhtemelen. I dare not ask much for my people. Only a single Oo, payment to replenish Sparta'ya askeri our ittifak sadly teklif diminished ediyorduk da kabul coffers. etmiyorlardı. Şimdi kendileri geldiler. Hadi bakalım. We welcome. Kabul ettim, gitti. Sparta'yla da müttefikiz. Yani şu anda aslında durumumuz çok iyi oldu. Çünkü 3 tane Pontus'un 3 tane müttefiki, 3'ü de kabul etmese ama diğerleri kabul etse işimizi görür. Diğerleri kabul etse diye bir şey yok zaten, kabul ederler. Askeri ittifak çünkü. Ulus savaşa katılıyor. Sparta asil İskitlere karşı savaşa girmiş. Peki. Vasıf edinildi. Her neyse. Tamam. Şimdi ben bir bakınayım. Son tur mu yoksa sondan bir önceki tur mu bu? Tam hatırlayamadım çünkü. Askeri savaş ilan et. Evet. Hazırız. Savaş ilan etmeye hazırız arkadaşlar. Şimdi son bir iki hamle yapayım da ondan sonra savaşımızı ilan edelim. Mesela şu buraya dalacak dedik. Ana, ben bunu niye burada unuttum? Menzili yetecek mi? Yetecek. Yeter yeter, tamam, sıkıntı yok. Hatta bununla saldırayım. Bu boşta kalsın. Evet, güzel. Şimdi ben kontrol yapıyorum da şu anda. Şimdi bu iki ordumuz, ikisine menzili yeterli. Celestia'ya ikisi birden dalacaklar. Bu tur içerisinde Celestia'yı alırız. İşte bak, bunu unuttuk ya. Tuşbada kaç savunma var? 11. Sıkıntı yok. Bu 11'in bakayım neler varmış. Yok, sıkıntı olmaz ya. Biz bunu alırız çat diye. Zaten surları da yok. Ama bu yakında olsaydı daha güzel olurdu. Şöyle yapsam. Evet, yetişmiyor. Tamam. Ama bak, biz buradan bu işi hallettikten sonra, Tuşba'yı hallettikten sonra kuzeye gideceğiz. Nereye gideceğiz? Armavir'e gideceğiz. Bir tur içerisinde Armavir'i ele geçirmemiz lazım. Armavir'in 10 savunması 14.
Ama 5'i topluluk, yani aslında 9 var. Hatta Tuşbağ bile onunla aynı seviyede sayılır. Yani sonuç olarak toplulukları sayma yani. Onlar hiç hikayeler. O zaman tamam. Şöyle bir gelsene ya. Tamam. O zaman tamam. Hazırız. O zaman savaş açabiliriz. Evet, gel bakalım Pontus, gel. Şimdi bak, hesap zamanı. Yalnız aklıma bir şey geldi. Şöyle bir şey. Şimdi şöyle bir dakika. Yok, yanlış okudum. Şunu diyeceğim. Şimdi kilit devlet askeri nerede? Savaş aç. Kilit devletler bu üç devlet olduğu için. Diğerleri uzaktalar zaten. Hani Sparta, ondan sonra ne var başka? Odris falan. Bunlar uzaktan önemli değil. Kimerya, Bitinya, Atina. Bu üçü zaten ortak devletler olduğu için bu üçü önemli. Önemli olan Pontus'un yanında fazla devlet bırakmamak. Şimdi bu adamların bize mi katılacağı, onlara mı katılacağını ne belirliyor acaba? Şimdi mesela benim onlarla ilişkime baktığımız zaman 77 diyor. Bitinya ile 81, Atina ile 156. Atina ile çok iyiymişiz. Peki Pontus'un onlarla ilişkilerine baktığımız zaman 74, biz neydik? Dur bir ya, dur bir. 74, 77, ha. Bitinya ile 53. Bitinya ile bizim ilişkimiz çok daha iyi. Atina ile ise 129. Ha. Atina ile bizim 156 gibiydi ya. Çok daha iyi sanki. Atina'yı seçip de kendi üstüme geldiğim zaman aynı şeyi görüyoruz, evet. Aa, yok. Ha, evet. Aynen. O zaman demek ki ortak bunlar. Ya ben düşünüyordum acaba ilişki seviyesiyle alakalıysa, mesela Pontus'un bunlarla ilişkisi daha yüksek değil. Ama tabii ki ben savaş açıyorum. O da öyle bir şey de var. Bunlarla bir dakika şöyle yapalım. Şunlarla askeri ittifak tabii ki. Tamam. I give you welcome. Sıkıntı yok. Let Bir dakika, Zeus and bunlarla all the gods ticaretimiz smile var. upon our Askeri meeting, so that all may geçişimiz var. profit. Hayır, askeri ittifak. Aa, ben bunlarla askeri ittifak yapmadım mı? Nasıl yapmam ya? Ha, yapmışız. Allah'ım ya Rabbim, kafayı yiyordum. Bu askeri geçiş yazıyor burada. Askeri lan, Allah cezanızı vermesin. Yanlış yazmışlar ya. Hayret bir şey. Ben de bir an için şey oldum, tırstım, son anda 10 tur geldik buraya, bekle bekle. Birdenbire şey olsun, kalalım öyle yani birdenbire. Tamam, o olay bu. O zaman savaşımızı açalım. Yani ben merak ettim sadece, ama şu anda şunlarla ilişkimiz çok üstün. Bunlarla da biraz üstün ama bunlarla yakınız. Kimin kime katılacağı, lan yine hep çift tıklıyorum oraya. Uyuz oldum kendime ya. Neyse. I am Hadi here bakalım. to listen Savaş if you ilan speak ediyoruz. honestly. Truth will be your Gazamız mübarek sharpest weapon. olsun. We march then Aa. into an Ne uncertain oldu lan? future. Odris'te You and Sparta I may die, gelmediler bile. but that is unimportant. Allah Allah ya. But your ruination matters. Allah Allah. Atina onlarda, Bitinya ile Kimerya bizde. Baktığı zaten bizce. O Allah, o artık kesin yani, onu fix. Bitinya ile Kimerya onları katılmayı reddetti. En azından abi ikisi gitti. Bir tane kaldı geriye. Bir tane Atina. Atina madem onlarda, o zaman biz de ona göre davranacağız. Ne yapacağız? Denizlerdeki gücümüzü güçlü tutacağız. Denizlerdeki hakimiyetimizi. Bilmiyorum artık şuradaki filo işimizi görecek mi? Evet. Tıklıyorum, gelemiyorum. Heh. Bilemiyorum artık şuradaki filo ne kadar işimizi görecek bilmiyorum, ama 20'ye 20'lik filo gayet gelişmiş bir filo. Ama Atinalıların sağlam şeyleri vardır belki. Filoları bilmiyorum. Şurada da bir Pontus. Ordu mu, filo mu anlayamadım ama. Sparta bize gelmedi ya. Ama kimseye katılmadı Sparta zaten. Ama Atina'nın aha bir filosu var küçük. Neyse, Atinalılar şimdi orduları da bu tarafa çıkartmaya başlayacaklar. Enteresan zorluklarla karşılaşabiliriz şu aşamada. Ama Bitinya'nın bize katılması bence güzel oldu. En azından şu 3 hazır ordu bizim başımıza bela olmayacak. Her ne kadar zayıf ordular olsalar da
Abi 3 tane ordu abi, az buz değil. Bir tane de filoları var ufak. Tamam. Odys bize katılsaydı güzel olurdu ya. Ama Odys tabii ki Atina'dan çekiniyor. Atina onlara katıldı. Odys tırstı tabii. Çünkü Atina onlardayken Odys bize gelseydi Atina ağızlarına sıçardı onların. Yani benle uğraşma. Aslında bak öyle olsaydı süper olurdu. Ben bırakırdım Atina onlarla uğraşsın. Biz burada rahat rahat şey yapardık. İşimizi gördük. Pardon. Şimdi süremiz az kaldı ama hemen bunu normal moda alayım. Sam şöyle yanaş diyeceğim ama gerek yok galiba ya. Yanaşamıyorsun. Ha bir dakika, niye ya şey yapamazsın ki? Gel işte gel. Kuşatma modu nerede? Şuydu değil mi? Sen kuşattın. Aa, bu kuşatamıyor değil mi şimdi? Sen dibine kadar geleceksin artık mecburen. Tamam. O zaman ben bununla dalayım. Orada niye biraz donma olmaya başladı? Bilgisayarım arka planda bir şey mi çalışıyor acaba? Kat'i zafer. Zaten bir zahmet öyle olsun değil mi? Tamam. Dengeli. Saldır bitir işi. İki hayvani ordu. Bu en büyük, en güçlü iki ordum benim ya. Süper. Ben bu sefer yıkmayayım her şeyi değil mi? Çünkü aynı kültürdeniz. Aynı kültürden olduğumuz için ne kadar kayıp verdik ki biz? Ha burada yazıyor değil mi? Neredeyse 200 şey pardon. Evet 208 adam kaybetmişiz. Bence normal işgal edelim. Tutalım elimizde öyle. Kültür aynı kültür nasılsa. Binalarımız aynı olması lazım mantık olarak. Ankara gördüğünüz gibi gayet temiz. Temiz. Bu ne? Ooo güzel asker çeşitleri varmış. X4 bu da. Şimdi asayiş. Asayiş de hiç fena değil. Peki buradaki asayiş durumu nasıl olacak? Mesela diğer kültürlerden minik minik porsiyonlar var. 85, %85'i Helen kültürü bizde yani. Burası %100 bu fetih. Bunlar biraz eksiler. Onlar da kaybolacak. Ooo çok iyi ya. Çok rahatız yani. Acayip rahatız ya. Aşağı inip Sinop'u mu alsam ilk önce? Sonra gidip başka şeyleri alırız. Pessinius, Bergama. Pessinius, ne yapsak acaba ya? Ne yapsak? Efes'e kadar Bergama, Efes, Pessinius alıp ondan sonra mı Sinop'a dönsek? Bunlar tabii muammalar. Mazaka var, onu ne yapacağız? Neyse abi. Biz hemen birkaç tane savaşımızı yapalım, bitsin bu olay. Aha. Tamam, okey. Okey demeyi de sevmem ben. Bilmem biliyor musunuzdur. Bilemezsiniz. Nereden bileceğiniz arkadaş? Şimdi. Gel kuşat. Sen de gel kuşat. Şimdi tek ordu zaten burayı alır her türlü. Biliyorsunuz zaten alacağını. Ama biz ne yapıyoruz? İki ordu birden getiriyoruz ki savaş esnasında kayıpları az olsun. Şu kadran ne kadar bu tarafa dayalıysa o kadar kaybımız az oluyor. %97 diyor bak mesela. Hiç neredeyse hiç kayıp vermedik. İşgal et. Temizle ortalığı. Askeri gelenek. Vay manası. Ay neler geldi. Hemen onları verelim. Hızlı geçelim burayı. Dur şurada yeni bir şey gelmiş. Bizim klasik aldığımız şey değil de başka bir şey mi alsak artık? Mesela moral veriyor ve bakım maliyetini az. Ha moral ve bakım maliyeti. Çok iyi. Evet süper. Şuradan da generalimiz. Bu neydi? Kültürel dönüşüm. Bunu geç. Onu da geç. Hareket menzili. Muharebe savunma yeteneği. Sadece ordu. Bütün birinin muharebe savunması yeteneği. Hareket menzili de artmış oluyor. Bunu geçiyoruz. Başka? Bakım maliyetlerini azaltmak çok bir işe yaramaz. Çünkü artık o sıkıntıyı yaşamıyorum. Para konusunda sıkıntımız yok. İhmal oranı belki işimizi görebilir. Tamam onu aldım. Şimdi sende ne vardı? Sende de... He anladım. Neydi? Taktikçi ve seyir seferciydi. Tamam, taktikçiyi aldık. Hemen Hatra'ya doğru harekete geç. Yola devam. Sen de öyle. Tamam aynen böyle. Diğer cepheyi de hemen halledelim.
Şu tuş boya dalsın. Senin bu hareket kabiliyetini düzeltelim. Tuş boya dal. Tuş boya bak, bu şu anda kadranda öbürleri gibi tamamen sarı değil, birazcık kırmızılık var. Ama her halükarda yine kazanacağız. Yani her halükarda. Bu ordu yine gayet sağlam bir ordu. En iyi, en sağlam ordularımızdan değil tabii ki ama. Bak %93 mesela. Demin ikiler %97 falandı. %94'ümüz var. Onu kullanalım. Temiz. Yine de 100 kişi kayıp verdik. Evet. Burayı da işgal ediyoruz. Bu kısım çok kolay olacak gibi geliyor bana. Çünkü hiçbir yeri yıkmak, yakmak falan yok. Sadece işgal edip geçeceğiz. Sen bu Armavir'e doğru yürü. Sen de hatta harekete geç. Armavir'e doğru gidiyorsunuz ikiniz de. Şu an aslında bunlar savunması sayılabilirler ama karşı taraftan çok fazla bir hareketlilik beklemiyorum açıkçası. Şimdi sen yine bu tarafa git. Pek bir şey göremiyoruz ya. Şehrin ötesini görmek istiyorum. Şuraya mı gelsem? Hiçbir şey göremiyoruz ya. Zaten buraları görüyordum ben. Neyse. Sen burayı görüyorsun ama devamını gör. Heh, işte orada bir ordu var. Burada bir ordu daha vardı. O nereye gitti onu bilmiyoruz. Tamam, hareketlerimizin çoğunu yaptık. Hatta hepsini yaptık. Bu tur burada biter. Önümüz tura geçeceğiz ama önce evet, bir şey daha varmış. Evet. Kaçarsın öyle işte. Kaçarsın. Tamam. Ya bunlar hep böyle kaçacak mı yani? Şu mesafeyi korudukları sürece sıkıntı yaşamazlar. Neyse. Tamam. O zaman bu bölüm böyle olsun arkadaşlar. Savaşı gördünüz, açtık. Bitinya bizimle, Kimmeria bizimle. Ama Athena onlarla. O yüzden Athena başımıza dert açabilir. Ama bilmiyorum neler olacak. Denizler biraz tehlikeli gibi görünüyor Athenalılardan. Ve tabii ki bazı Pontus birimlerinden kaynaklanan bir tehlike varmış gibi duruyor. Ama göreceğiz bakalım. Bir dahaki bölümde tekrar görüşürüz arkadaşlar. Hadi eyvallah.